abla. Sen bizi topla. Hayırdır, niye ayaktasın sen bu saatte? Benim sana bir şey söylemem lazım. Ben hamileyim. Ben bu bebeği doğuramam. Bir şekilde aldırmam lazım. Bana yardım eder misin? Neden yani? Niye aldıracaksın ki onu? Öyle gerekti. Sen nasıl buradan çıkarım? Bir onun yolunu söylesen bana. Allah Toprakcığım, bu saatte anca yatıp uyunur. Sabah olsun yoluyla müdüre haber yollayalım. Sen şimdi dön yatağına hadi. Tamam, iyi geceler. Sana da. Toprak. Nasılsın? İyiyim, merak etme. Bir şeye ihtiyacın var mı? Bak, aklına ne gelirse çekinmeden söyleyebilirsin. Ben sadece avukatın değilim, arkadaşınım da. Sağ ol, teşekkür ederim. Nedir durum? Ne zaman çıkacağım bir daha mahkemeye? Otursana. Şu anda her şey Sıtkı'nın durumuna bağlı. Nasıl peki durumu? Kendine geldi mi? Buraya gelmeden önce hastaneye uğradım. Hala komada. Ne demek peki bu? Ne olacak bana? Senden saklayacak değilim Toprak. Sıtkı'nın ölmesi senin için çok ciddi bir sorun olur. Dua ederim böyle bir şey olmasın. Görüşmek istediğimi söyledim. Bak Toprak, biz birbirimizi pek tanımıyoruz daha. Üstüme vazife olmayan işlere burnumu sokmak adetim değildir ama... ben dün geceden beri bunu düşünüyorum. Annelik şu hayattaki hiçbir şeye benzemez. Bana kalsa dünyalara da değişilmez. Evlattan vazgeçmek sandığım kadar kolay değildir. Bunu yapmak istediğine emin misin sen ha? Başka çarem yok ki abla. Avukatımla konuştum. Bıçakladığım adam hala komadaymış. Doktorlar ümidi kesti, kesecekler. Yani senin anlayacağın, benim buradan çıkmam sandığım kadar çabuk olmayabilir. Bebeğimi de burada büyütemem.
Konuşmak istemiştiniz. Konu neydi acaba? Şey, ben hamileyim. Öyle mi? Ama bu bebeği doğurmam mümkün değil. Beni bir hastaneye sevk etseniz, ben kürtaj olsam. Tabii, anlıyorum sizi. Burada bir bebek dünyaya getirmek zor. Büyütmek daha da zor. Başınıza gelenlere çok üzüldüm. Ancak bunun için eşinizin imzalı iznini almam şart. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.